Efendim herkese selamlar olsun. Tüm takipçilerimize, izleyenlerimize kucak dolusu sevgiler efendim. Değerli vaktinizi bize harcayacağınız için şimdiden müteşekkirim. Efendim böyle bilmediğimiz şeyleri hani öğrenmek için birbirine sormak lazım ya. Bugün Yücel Kocabaş bize bilmediklerimizi anlatacak. Ama bir başarı öyküsünün içerisinde o öykünün o kahramanı, o noktaları nasıl geldi, neler yapmalı, hayallerine bahsettiğim kişi bir mimar. Yaşamınla ilgili kendi hayalindeki ruhsal mimarlığı da soracağım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar öncelikle. Yücel Bey bir şey soracağım size. Bu mimarlık ama siz mühendissiniz. Evet. Makine mühendisliği okudum. Aynı zamanda iç mimar olarak da Rusya'da, St. Petersburg'da okudum. Ne kadar kaldınız Rusya'da? 6 yıla yakın kaldım. 6 yıl. Yani evet. İki üniversite mezunusunuz ama evet. Sizin tercih etmiş olduğunuz... Evet, iç mimarlık. İç mimarlık. Şöyle... Neden iç mimar? Ben... Yani makinelerden kopup... Şöyle bir durum var. Biz genelde bilgiye aç olan insanlarız. Yani ben şahsen öyleyim. Bilgi benim için çok önemlidir. Ben her yerden yürüdüğüm yolda, gezmiş olduğum herhangi bir semtte... Ya da birisi bir şey kaldırırken bile bilgi alırım. Her şeye ben bilgi gözüyle bakarım hayatta. Bilgi benim için çok değerlidir. Herkes için öyle olmalıdır bence. İnsanlar, örnek veriyorum, bir materyali satın alabilir ama onun içerisindeki malzemenin gücü, ona verecek olduğu tepki, bir masa, bunu satın alabilirsiniz ama bunu değerlendiremediğiniz sürece hiçbir anlamı olmaz bunun. Ben ondan dahi bilgi almaya çalıştım. Yani ben bunu nerede kullanmalıyım? Hangi dekor üzerinde kullanmalıyım? Ya da ne yapmalıyım? Ben hep bunu araştırdım. Hayatımı hep Ar-Ge olarak devam ettirdim. Evet, makineyi çok seviyorum. Ben yağ kokusunu da çok severim. Bir sanayiye girdiğim zaman ki yağ kokusu da benim hoşuma gider. Ben de bayılırım. Ben de bayılırım. Mesela benzinle falan gittiğimde de muhakkak bu arabaların yağ koyulan yerlerine muhakkak giderim. Şöyle bir iki koklarım der. Evet. Ben de aynı şekilde. Acaba ve sinerji falan miydim de bir önceki dönemde neydim bilmiyorum. Şöyle yağlı elle yemek daha iyi yiyebiliyordum. Yok, yani yiyemem. Yok, yani sanayide kaldığınız zaman o anda elinizi yıkamayacak olduğunuz zamanlar olacak. Ya ben Başak Burcu'yum, ben çok titiz bir adamımdır. Benim bir bardak su içersem eğer aynı bardakta ikinci suyu içmem kesinlikle. Çok titizimdir bu konuda. Ama benim çocukluğuma dayanan bir hikayesi olduğu için iç mimarlığın. Bir dekorun, dekorasyonun. Ben çocukluğumdan bahsedeyim biraz. Aslında sıkıntılı bir dönemdi. Ben de annemle babam ayrıldıktan sonra ben 3 yaşındayken anneme bir miras kalıyor. Çok uzatmayacağım. Miras kalıyor ve miras da 100 milyon gibi bir para. O zamanın parası şu an 100 bin lirası gibi düşünelim. O zaman sadece tuğla bir ev alabiliyordunuz bununla. Elektriği suyu olmayan çok kötü bir ev alabiliyordunuz. Bir gece kondu değil de işte tahta kapısı olan, pencereleri kapıları olmayan okey. Onun gibi bir ev alıyorsunuz. Ve annem aldığında biz içeriye girdiğimizde hiçbir şey yoktu. Nerelisiniz siz? Aydınlıyım ben. Aydın. Bir eski bu zaman... Bu ev Aydın'da mı bahsettiğiniz Aydın hikaye? Soke'de. Hı-hı. Eski zaman kayrolarını bilirsiniz. Soke'ye böyle gittim. Altı bacağı olan. Çok da beğenirim ben Soke'yi. Çok güzel yer. Öyle bir kayrola vardı ve hiçbir şeyimiz yoktu. Kaç kardeştiniz? 4 kardeşiz biz. Ablamı tabii anneannem aldı yanına, kız işte öyle yerlerde büyümesin diye. Baba üç kardeş. Neredeydi bu ara? Babam bizi 3 yaşında bırakıp gitti. Nerede? O yıllar sonra geldi mi? Antalya'da geldi mi? Gelmedi, çok ilgilenmedi bizimle kendisi. Ben en fazla 4 kere görmüşümdür kendisini. Baba burada, olarak mı evet. Baktın ona? Hayır, ben bugüne kadar hiç baba demedim. Dediysem de çok böyle... Onun bir babanın hani gücü vardır ya, isminin gücü. Ben o isminin gücünü hiç tatmadım. Analiz ettin mi baba derken ona? O babalığa layık mı gördün? Tabii onu? Ki değil. Yani ben hiçbir zaman onu o... Ya yani herkes baba olamaz. Çocuğunun yanında durup her gün çocuğunu döven babalar da var. Yanında durman önemli değil ki. Sen o çocuğa sahip çıkamadıktan sonra, güçsüz birine kalkıp darp uyguladıktan sonra sen baba olamazsın. Hiçbir şey olamaz. İnsan olamaz. Ne yaptı terk ettikten sonra? Ve biz o eve girdik. Anne ne yaptı? Biz... O ne yaptı? O ya ne o başka birini buldu ve evlendi. Yani hayatına başka birini tabii soktu. Tabii ki hayatına başka birkaç kişiyi de sokmuş diye duydum. Ve biri de bir, bini de bir. Yani o zaman o saatten sonra beni gelmemiz. Ama çocukları hiç aklına gelmemesi kötü. Hiç peki, gelmedi.
Peki ekonomik durumu iyi miymiş? İyiydi, evet. Çok iyiydi. İyiydi ve bu sıkıntılarla büyümenize göz yumdu. Göz yumdu. Tek o değil. Anneannem de, ailemiz, benim üst sokak ilerimde teyzemden oturuyordu mesela. Evleri sıcak, evleri çok güzel, yemekleri pişiyor. Bu şekilde yaşadılar bütün hayatını. Ama biz orada, örnek veriyorum, ben çok aslında sıkıntı çektim. Burada sıkıntıyı dile getirmek için buraya çıkmadım yani. Yani acaba bir dövücü müydü bu? Yani hani şey vardır ya, bir karma. Böyle insanın çok geçmişinde veyahut da annenle de ilgili olabilir. Acaba babanı çok bunalttığından dolayı. Hayır, hani annemi şimdi aldatmış babam. Üstüne birini getirmiş. O da dayanamamış bu duruma ve bırakıyor. Afyon'a gitmektense. İlişkilerde girdi. Sadakat önemli mi? Tabii ki önemli. Ticarette sadakat önemli mi? O kesinlikle önemli çünkü işe sahip çıkmak gerekir bana. Peki ticarette vefa önemli mi? Vefa önemli, kişiye göre değişir o, ama müşteriyi o kadar tanıyamıyorsunuz ya da ticaret yapacak olduğunuz kişiyi o kadar tanıma fırsatınız da olmuyor. Vefalı olup olmayacağınızı o anda düşünemiyorsunuz. Ya o kişiden darbe yedikten sonra anlayabiliyorsunuz, ben buna bu şekilde yapmamam gerekir diye. Ya da... Peki, usta çırak ilişkisine inanır mısınız? Tabii ki inanırım. Ben bilgiye dayalı olan her şeye inanırım. Tecrübeyle sabit zaten. Alaylı mı yoksa mektepli mi olmak lazım? Şöyle, alaylı olmak her zaman daha iyidir. Neden? Alaylı, çekirdekten yetişiyorsun. Sonuçta, örnek veriyorum, ben mühendislik okudum. Bir malzemenin analizini yapabilirim. Ne işe yaradığını, sürtünme katkı sayısını, daha sonrasında o malzemenin ne kadar ömrünün olduğunu tasarlayabilirim. Fakat bu pratikte aynı şey değildir. Pratikte bir ustanın o malzemeyi doğru montajı çok önemlidir. O ustanın geçmiş bilgisi çok önemlidir. O usta çekirdekten yetişmiş biri değilse o malzeme pratikte tasarım olarak solidte, AutoCAD'te neyse çizim programına çizilip analizleri yapılıp bu buraya konulacak denilebilir. Ama orada sadece bu bir masadır. Üzerine bardak veya kitap ya da dirsek konulabilir. Ama bunun bir gün burada lambada takıldığını düşünerek kullanılabilmesini de hesaplamak lazım. O zaman mühendislik ya da mektepli olmak gerekir. Onun haricinde pratik olarak ustalar bunun daha başarılı olan kişileridir diye düşünüyorum. Çıraklıktan yetişip kendi mesleğini icra edip aynı zamanda okulla bunu teori olarak da katkı sağlarsa o zaman her şey... Yani birleşti, mix etmesi tabii lazım. Ki. O zaman çok da hurdalık dolaşır mısın? Ulaşırım. Ben bayılırım. 5 dakika önce uğraştım. Ya ben bu arada beyefendinin mimar olduğunu öğrenince benim böyle büyük bir depom var. Topladıklarımı oraya koyuyorum. Sonra da onlardan böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii amatörce yapıyorum. Fena değildir ama. İstanbul'da çok iyisiniz. Peki yani ben iç mimar olabilir miyim sizce gördüklerinizi? Çok iyi olur. Okumanız önemli değil. Siz zaten şu anda 4-5 tane ya da birkaç tane iç mimarı cebinizden çıkartırsınız diye düşünüyorum. Hmm, teşekkür ederim. Çok iyi bilgi sahibi. Peki, iç mimarlıkta fantezi çok önemli mi? Ruh çok önemli diyelim. İç mimar olmak için... Yani fantastik düşüncelere ihtiyaç var mı anlamında? Müşteriye göre değişir o. Tabii ki olması gerekir ama bazen... Yani müşterinin istediğine göre olursa... Onun fantazilerini veyahut da fantastik düşüncelerini alıyorsunuz. Evet, ne yazık ki. Ama kendiniz olunca, hiç kendiniz bırakıldığında ya ben karışmıyorum abi bir şeyler yap diyen oluyor. Diyen oluyor. Fakat biz burada şunu da tanımaya çalışıyoruz. Biz önce müşteriyi tanımamız gerekir. Müşteri kimdir, nedir? Bir de riske atmak da istemiyorsunuz. Tabii. Adam benim yaptığımı beğenmezse para da ödemeyebilir. %90 beğenir. Bu konuda mütevazi olamam. Ama %10'lukta bir kısmı var tabii ki burada. Beleşe getirsin diye yapabilir. Olabilir yani, çok insanla karşılaşıyoruz. Yani biz iş olsun diye çok işler bitirdik. Çok tasarımlar yaptık. Pratik yapmış olduk diyelim. Peki başkasının hayalini vermek çok daha kolay mı? Yoksa kendi hayallerinizdeki bir şey yapmak mı kolay? Başkasının hayali şöyle. Başkası hayal ediyor. Fakat bunu tecrübeye dayalı değil... Bilgiye dayalı değil, kulaktan dolmayla gelir genelde bize müşteriler. Ya bize Ahmet geldi bunu söyledi. Sizce bu normal mi, yapılabilir mi diye geliyor. Aslında çok güzel, yapılabilir. Biz bunu değerlendirip, analizini yapıp, tasarlayıp
AutoCAD'i çizimini yere, yapıp. Tabii, evet, o yere de uygun mu? O evet. Konsepte uygun çok mu? Çok önemli. Çok önemli. Peki, genelde yapmış olduğunuz işlemler yani mimarlıkla ilgili nedir? Yani restoran mı, işte ne bileyim iş yeri restoran, mi, yazıhane mi? Restoran, kafe, iş yeri, ev. Yani bununla alakalı birçok yerde biz başarılı olduk. En büyük kaç metreye imza attınız? 800 metrekare. 800 metrekare. Evet, büyük bir işhanı kurduk. Yani büyük bir işhanı dediğimiz kaç katlı oluyor? Düz ayak oluyor. Hayır, tek düz ayak. Evet, paravanlarla bölerek yaptık burayı. Ara büyük bir koridorla. Şu anda yüzeysel anlatıyorum. Yani şöyle, biz insanlara genelde... Hiç böyle dev kulüp falan yaptınız mı? Ben çok isterdim böyle mesela atıyorum 3000 metrekare bir kulüp yapayım. Yok, o kadar yapmadık. Çok fantastik. Mesela Cahide diye bir yer var İstanbul'da. İzzet Çapa'yla Türkan Şerbet, Şerbetçi ailesinin. Her iki aileyi de çok severim. Hem Çapa'ları hem de Şerbetçileri beraber bir yer yapmışlar ama falan yani. Efsane mi? Efsane. Zaten İzzet Çapa da çok fantastik bir adamdır yani. Ve Türkan Hanım da zannediyorum İzzet Çapa'nın dokunuşlarını istemiş. Hissettim yani. İçeri girdiğinde lan ne güzel bir yer falan. İnsan hani elin böyle bir yer. De belli olmuş yani. Çok mükemmel bir yer olmuş. Yani ben çok isterdim böyle 3000-5000 metrekare bir yere dokunmak. Şöyle biz bunları artık büyütmenin yolunda ilerliyoruz. Ya buraya gelene kadar çok aşırı sıkıntı çektik ama bu saatten sonra ben ve ekibim yani yıkılabileceğini düşünmüyorum ekibin. Allah tabii yıkmadığı sürece. Ekibim her zaman bunu söyledi. Ben onlarla yatıp kalkarım genelde. Onlar neyse onlarla beraber oturur yemek yerim, içerim. Onlarla birimdir. Ben bir de çekirdekten yetiştiğim için birçok iş biliyorum. Ve bir verdiğim işin de kaç saatte biteceğini bilirim yani. O iş sadece ben yüzeysel masa başında duran kısmı değilimdir hiçbir zaman. Biraz da olsun insanlara güven de verdim. Sonuçta insanlar bilgimi de tarttı. Biliyorlar. Ustalar da bu işin yıllardır yapmış olduğundan dolayı bilgi sahibiler. Biraz da olsun elimden gelenin fazlasını yapma çabası içerisindeyim. Kimseyi üzmeden, kırmadan. Genelde böyle iç mimarlara yer yapıp para takmayı severler. Ben mesela mimar olmuş olsam malzemeyi aldırır, kendi atıyorum kaç para malzeme tuttu diyelim ki 100 lira. Derim ki 30 lira da ben alırım. İşçi parasını da günlük olarak yövmeyi siz ödersiniz falan yaparım yani. Çünkü o riski almam biliyor musunuz? İnsanlar öyle bir hale almış ki benim birçok iç mimar arkadaşım var ve herkes birbirine para takmış. Ya normalde çalışanlar da takabiliyor. Mimarlar da çalışanlarına takabiliyor bu şekilde. Ama durumumuz kötü, ekonomi çok kötü. Yani siz yani bu ülkede yaşamak kolay değil bu ülkede açık söylüyorum. Diğer bütün ülkelerde yaşanılabilir bu hayatta ama bizim ülkemizde yaşanmaz hale getirdiler ne yazık ki. Bunu sorgulamak bana düşmez. Benim belki buna gücüm yetmez. Gücüm yetmeyecek olan tek şey de bu ülkenin ekonomisini sorgulamaktır benim için. Fakat ben bu ülkenin ekonomisini beğenmiyorum. Bu ülkenin ben bir vatandaşı olarak hiçbir şekilde bir yere varabileceğimizi de düşünmüyorum. Bizler burada çabalamaya çalışıyoruz, kazanmaya çalışıyoruz, insanlar ekmek yesin diye uğraşıyoruz. Fakat insanların yiyecek oldukları 5 kuruş ekmekte dahi gözü olan büyüklerimiz var. Bu insanlar da bir yere varamaz, ancak kendi cebini doldururlar. Ben tek şunu sevmiyorum, yükselmek çok iyi bir şeydir ama yükselmenin de alçakçası vardır. İnsanların üstüne basarak yükselmek. O yükselmenin en alçakça olanıdır. Ben o alçakça yükselmeyi hiçbir zaman yapmadım. Ve bizim ülkemizde bunu yapan devlet büyükleri var. Saygı duyuyorum hepsine. Ama bizim ülkemizde bir kere kalkınma yok. Kalkınamaz hiçbir şekilde. Neden? Çünkü bizim insanımızda birlik beraberlik yok. Ülke bazında mı söyledin, iktidar bazında mı söyledin? İktidar bazında... Devlet yönünü olarak mı söyledin? Şöyle ben siyaseti sevmiyorum. İktidar bazında çok fazla yorum yapamam. Belki buna gücüm yetmez. Polemiğe neden olabilir. Bununla alakalı benim halkımdan bahsediyorum. Yani, vatandaşımız. Vatandaşımızdan bahsediyorum. Keşke birlik olabilsek. Keşke benzine zam geldiği zaman kontak kapatabilsek. Keşke şunu demek bir şeylere istiyorum. Zam yani, geldiği zaman durabilsek. Yani insanların birbirlerine dokunuşlarında işbirliği yok. Yok yani beraber ki, bir karakter, yani. Omurgalı bir karakter sergileyerek birlik ve beraberlik olmadığı takdirde devalüasyon da olur, enflasyon da olur.
Türkiye maalesef ki henüz bu üst bilince ulaşmış değil. Halbuki böyle bir şeyler yapmış olsalar ekonomiyle ilgili hem devlete hem de toplumla devletin birbirine entegre olmasına sebep olabilir. Şu an 20 sene geriden geliyoruz zaten biz. Hı hı. Belki 25 sene, belki 30 sene. Nerenin 20 sene gerisindeyiz? Örnek yurt dışında ya. Almanya'dan geriye gidiyoruz. Evet. 20 sene geriden geliyoruz biz şu anda. Almanya gibi bir yerin 20 yıl gerisinde olmak iyi bir şey. Çünkü neden? Almanya, belki 20'den fazladır. Almanya 1940'lı yıllarda, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir sanayi reformu yaptı. Ve bu sanayi reformu Avrupa'da ne İngiltere'de ne Fransa'da ne İtalya'da oldu. Büyük bir devrimdi. Bu yüzden de Yahudi sermayesi, yani işte o Hitler'in Yahudilere karşı o Nazi, faşist duyguları oradan ekonomik sermayenin gidişini ve halkın birbirlerini o savaştan çıktıktan sonra kenetlenmesine sebep oldu. Şimdi aynı şeyler mesela Suriye'de var. Ama ben Suriye'de bir kenetlenmenin olacağını zannetmiyorum. Bir de eğitim çok önemli. Yalnızca bu anlatmış olduklarınız eğitim ve bilinçli olmakla eğer düşünürsek ekonomik olarak benzine de başka bir şeye de zam olmuş olduğunda o zaman çok başarılı olacağız. Ama altını çizerek söylüyorum. Ben gelişmiş ülkeleri, biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmiş ülkelerin de durma noktası vardır. Yani aslında biz olaya... Doyum noktası vardır yani. Evet. Pik yaptılar onlar. Biz daha pi noktasındayız. Onun için biz tamamlayacağımız süreci daha çok yakın tarihte ulaşacağımızı... Mesela bor yataklarımız var. Mesela osmiyum yataklarımız var. Geleceğin teknolojisi bunlar. Yani şöyle söyleyeyim, dünyadaki 1930'lu yıllarda dünyadaki petrol tamamen bitmeye başlayacak. Bunları vatandaşlarına kısarak yapıyorlar ama. 2050 yılında petrol dünyadan tamamen yok olacak. Ayrıca yine 2030 yıllarında bor devreye giriyor. Borla hava temaslı araçlar, işte ne bileyim güneş enerjisine katkıda bulunan o çalışma sistemini, mekanizmayı tetikleyecek olan o bor yatakları, dünyanın zaten %83 bor yatakları bizde. Osmiyum'da da çok önemli bir rakam, %43 falan osmiyum yataklarına da sahibiz. Yani gelecekte 200 yıl nasıl Araplar mesela 75-80 yıl sürdürdüler mesela Dubai. Bir cennet şimdi, turizm cenneti oldu. Tabii ki. Türkiye bir reform yapabilir. Onun için bizim en büyük eksiğimizin eğitim olduğu kanaatindeyim. Tabii ki. Mesela Rusya'dan fahişeler gelirdi ve gelen herkesi fahişe zannederlerdi. Ve onlar o tarihte özenirlerdi. Şimdi iş terse çevirdiler. Bizim buradaki hatunlar oraya gidip Rus adamlarını ayartıp hayat başka bir noktaya gidiyor. O kadar kötümser olmayın, sizin gibi yenilikçi bir adamın. Kötümserlik değil şu anda yaşananlar. Örnek veriyorum, çok her şeye zam geldi. Hangi alışveriş merkezi boş? Bu analizde, bu tespitte doğrusunuz da ben halkın da çok çabuk inanılmaz bir reformist bir tavrı var bizim Türk halkının. Mesela oldukları için öyle. Hayır, ben katılmıyorum ona. Ben Türk halkının hızlı bir şekilde öğrenmeyi algısının çok açık olduğunu ve mesela dağdaki Roje'nin konuşabilecek saatlerce kelimesinin olduğunu biliyorum. Öyle bir söze başlıyorlar ki derin noktadan insanın vicdani muhakemelerini tetikleyecek duygulara sebep oluyorlar. Ama gerçek duyguyu onlar yaşıyor şu anda zaten. İşte katmanlar diyelim. Dünyanın çekirdeği gibi bu. Hiç öyle dokunuyorlar mı peki orada? Mamaya ineceğiz. Yani ruhsal mamaya ineceğiz. Onun için eğitim çok şart ve ben ülkeme çok aşık olduğumdan dolayı çok devrim yaşayacağız. İşte o yüzden o gözle bakıyorsunuz. Devrim yaşayacağız. Buna umarım öyle olur. Ben de bu ülkede yaşıyorum sonuçta. Ben de kötü olmasını istemem. Ama şu anda ben her gün izliyorum, haberleri izliyorum, ekonomiye bakıyorum. Yani ben çok fazla ilerleme değil, aksine gerileme görüyorum. Belki de benim işimle alakalı ya da bakacak olduğum gözle alakalı olabilir bu. Ama benim düşüncem,
bizim ülkemizin biraz daha gelişime açık olması ama onunla birlikte de adım atabiliyor olması gerekiyor. O engin adımları ben göremiyorum. Şey peki... Yükseliyor ama bir alçakça yükselme var burada. Hikaye nerede başladı? Baba gittikten sonra. Hikayem... Yani mimarlık hikayesi nasıl başladı? Evim boştu benim öncelikle. Ben dolayısıyla o evi doldurmam gerekiyordu. Bir gün penceremin olduğunu hayal ettim. Bir gün kapımın olduğunu hayal ettim. Bir gün benim televizyonum olsaydı şurada çok güzel dururdu. Neden olmadı? İşte bir koltuğum olsaydı üzerinde otursaydı keşke. Biz bir mutfak eskiden biliyorsunuz. Sedirler vardı. Lavaboları vardı ama beton dökerlerdi eskiden mutfak lavaboları. Üstüne mermeri koyarlardı. O lavabonun altında biz oturduk Trakyalı biz. Biliriz yani biz sonradan bu şaşalı hayatın içerisinde çok ağır bedeller ödeyerek olduk. Onun için bilirim. Biz onun altında üç kardeş ve annem otururduk. Yani bizim ömrümüz, hayatımız, benim mesela komşum tuvalete çıksın diye ben dua ederdim. Çünkü o tuvalete çıktığı zaman tuvaleti dışarıda da ışığı benim evime vururdu poşetten. Ben annemle kardeşlerimin yüzünü görürdüm. Yani camımızda poşet vardı, yanımızdan sülükler geçerdi. Tuvaletimiz yoktu. Yani bizim... Dışarıdaydı tuvalet. Tuvaletimiz yoktu. Sadece bir borusu vardı. Yani bir klozeti yoktu, bir oturak tuvaleti yoktu. Ben camiden 8 yıl su taşıdım evime. 8 yıl elektriksiz oturdum. Bizim evimize elektrik bağlattığımızda... Belki başarı işte zaten başarıya ulaşmanın yolu da böyle şeyler. İşte ben olarak hep dizginledim. Ben bir gün sadece çöpten bulduğum bir soba vardı. Eski zaman saç sobaları. Bayılırım. Delikti. Ama bacası da varmış aksa. Ben çocuğum bilmiyorum ve ben eve götürdüm yakmaya çalıştım ıslak odunlarla. Abimle ikimiz. Yakmaya çalıştım onu. Yakamadım. Gittim merdivene oturdum ağladım. Dedim ki ya ben nasıl yakamam bunu? Nasıl yapamam? Nasıl başaramam dedim ya. O günden sonra hiçbir zaman ağlamayacağım dedim ve o günden sonra hiç ağlamadım. O kadar güçlü yürüdüm ki bu hayatta, tek başıma yürüdüm. Kimse sahip çıkmadı, kimse tutup kaldırmadı. Bana herkes der, Yücel her işi biliyorsun. Ben de jandar gibi bir hayat sürdüm yani. Ya herkese hayat o kadar güzel bakmadı. Ben o kadar işi biliyorum ama kimse bana sormadı bu kadar işi neden öğrendin diye. Aç kalma korkusu öğretti bana bunu. Bana da. Ben çok uğraştım, çok çabaladım. Ben kardeşim bir gün leblebi istedi diye eski zamanın pazar şöyle söyleyeyim meyve sebze kasaları tahtaydı eskiden. Bilirim. O tahtadan kendime bir takım sandığı yapmıştım. Kardeşim canı leblebi çekti diye ben dayak yedim ayakkabı boyayacağım diye kahveciden ve kardeşime leblebi götürdüm. Ben ömrümü hep aileme, kardeşime, insanlara hep empati kurdum. Ben kendime özür diliyorum açıkçası şu anda. Ben kendime hiç iyi davranmadım. Hayatta. Ben de öyle. Empati kurmaktan sıkıldım. Ben yoruldum. De hoyrat davrandım. Evet aşırı kötü davrandım kendime. Ama çok mutluyum. İyi ki babam olmamış. İyi ki... Baba olmayınca baba olmayı mı öğrendin? Evet. Onu öğrendim. Ben iki çocuğum var ve çok seviyorum onları. Ben onlara o gücü her zaman zora koştum iki çocuğumu da. Birisi zaten 4 yaşında onu zora koşamazsınız isteseniz de. Ama 7 yaşındakine hep hayatı anlasın. Ben 7 yaşında sanayiye gidiyordum mesela. Ben hep hayatı anlasın. Birazcık olsun çabalasın. Kendisi düştüğü zaman kaldırmam mesela. Kendi kalksın. Ben çok sert bir, sinirli bir adamım genelde. Çocuklarıma da bazen sinirli yaklaşıyorum. İyi bir şey değil. Ama işte o neden yapamaz duygusu var ya bende bir insan. Agresif misin? Agresifim. Çabuk sinirlenebiliyorum. Öfke yok ama. Öfke yok. Uzun sürmez. Sinirlerin 5 dakika içerisinde biter. Kim var mı? Kin yok kesinlikle olmaz. Genelde herkes de var. Çok takmayacaksın. Yani küçük yaştan beri çalışıp da ayaklarının üzerinde kalmak, tırnaklarınla belli noktalara gelmek, müteşebbis olmak. Bunlar insanı yorar tabii. Yani ruhun yorgunluğu. Çok yoruyor. Yani bazen kendim oturduğum zaman kafamı dinlemek istersem diyorum ki ya neden Yücel? Neden yüklendin kendine bu kadar? Neden sıkıyorsun kendini? Bir iş olmadığı zaman ben çok sıkılıyorum. Bir yerde olmaması gereken bir şey varsa o benim gözüme batar. Meslek alışkanlığı da var bende şu an. Hastalığı da var aynı zamanda. Bir malzemenin neden yapıldığını bilmezsem o ortamda rahat oturamıyorum ben. Bunun kaç derecede döküldüğünü, bende de üzerindeki boyası... Ne işime yarayacaksa, halbuki televizyoncuyum ben. Ama ben bir taraftan da yazar olmayı seviyorum. Diğer taraftan da şarkı yazmayı seviyorum. Gelişme açıksınız yani. İyi bir şairim, iyi bir ressamım. Bu güzel bir şey. Bunları mesela
aktif hale getiremiyorum diye öfkeleniyorum. Yani keşke elimde imkan olsa kolonlasam. Mesela seyahat etmeyi çok severim, coğrafyam çok iyidir. Mesela kültürel anlamda dünyadaki 217 ülkenin hangi para birimini kim yönetiyor, işte ne işime yarayacaksa bilemiyorum ama yani... Bilmek ilgili, istiyorsunuz ama... Bırakın onu şehirleri, yüz ölçümlerini, akarsularını falan yani araştırıyorum. Bu kadar da çok kendimi eziyet etmemem lazım, yormamız gerekir gerekiyor deniyorum. Ama bu şey gibi, insan beyni bir server gibi. Yani bir kapasitesi var. Mesela atıyorum bir bilgisayarın kapasitesi diye uyduruyorum 250 GB. Siz oraya 1 TB'lık bilgi aktarırsanız bir önceki bellektekileri silinir. Mesela ben unutmayı severim. Geçmişte ihanet edenleri unutmak isterim ama intikam almadan unutmam, kenarıma yazarım. İkincisiniz o zaman. Çok. Değil de işte bir tık üstü. yani mesela salak gibi böyle telefon numarası ezberlemeyi sevmem yani. Basarım bilgisayardan, öğrenirim arayacağım numarayı, zaten o onun işi. Boş bir şeyle beynimi yok etmek veyahut da onun mesela isim hafızası mesela... Bende de hiç yoktur. Geliştirmek istemiyorum da. Vardı mı? Ahmet ne yapıyor? Muzaffer abi ne yapıyor? İşte Ayşe Hanım ne yapıyor? O kadar çok adam tanıyorum ki. Mesela organizasyon yapmış olduğum tarihlerde yılda 1500 organizasyon, bir belediyeye gidiyorsunuz, karısını tanıyorsunuz. Muhasebeden zaten para aldığınız için en iyi geçinmeniz lazım olan o. Onun da karısı geliyor, siz çok seviyorduk sizi hanım diyor. Tamam diyorsun, onu da sevmek zorundasın, ismini öğrenmek zorundasın. Yılda 5000 kişiyi görüp de onlarla iletişim kurarak hareket edip parayı kazanmak o kadar zordu ki fikrimi muhafaza ettim ama zihnimi muhafaza edemediğim anlar oldu. Aslında insanlarla uğraşıyorsunuz burada genelde. İsim hafızası olmaması çok normal sizde. Ben de genelde isim hafızası kesinlikle yoktur. Ben çok fazla boş bilgi kafamda bulundurmam. Çok da üzerinde durmam zaten. Örnek veriyorum, dizi falan gibi şeyler hayatta izlemem. Böyle boş olan şeylerle hiç işim olmaz. Ben de böyle yani oturup çekirdek çitlemem ama mesela merak edersem yasak elma diye bir şey var. Herhalde hayatımda da kimse yok. Bir entrika falan öğreneyim diyorum. Belki entrikalı bir şey budur derim. Çok güzel hikaye devam ediyor, haberiniz olsun. Güzel başarı hikayesi. Aslında bizim vaktimiz 15-20 dakika ama 40 dakikadır falan konuşuyoruz. Yani o kadar güzel hikaye ki sizinki. Peki, babayı görmedin. İlk ne zaman gördün? İlk... Gücü eline alınca mı? Yoksa büyüyünce mi? Askere giderken bir helalleşmek yapmak için mi? Askere giderken gördüm babamı. Öyledir yani. Dipnotlarda bir şeydir yani. Ablam elini öptü, kardeşim elini öptü ve ben gördüm. Baban dediler, elini öptük. Annen yani, ne yaptı? Annenin tepkisi neydi? Annem çok fazla konuşmadı kendisine zaten. Çok fazla da muhatap olmuyorlar. Ya ben babayla alakalı soru sorduğunuz zaman siz bana dünyaları sorun, cevap veririm. Babayla alakalı mükemmel bilgi kirliliği var kafamda. Yani bilgi eksikliği neşemiyoruz. Yani bana deyin ki mesela babanla alakalı bir anını anlat. Yok. Bana örnek veriyorum, bir köpekle olan bir anını anlat diyeyim. Ben hemen anlatırım. Çocuğunla olan bir anını anlatsana bana. Çocuklarımla olan tek ve en önemli anım onlara olan sevgim. Onların da bana olan sevgisi. Çok özel bir şey değil. Onlarla bir her gün akşam oyun oynarım mesela. Ne oynarsın? Lego oynarım. Ondan sonra arabalarını oynarım. Tabii ki çocuk. Ben çünkü hiç arabam olmadı ki. Ben de hiç mesela. Bana mesela çocukken tabanca mabanca alırlardı. Ben sinir olurdum. Yastığa poşet yapardım. Onu saç olarak düşünürdüm. Bebek olarak düşünürdüm yani. Başka bir kafadaydım ben. Sarılırdım ona çocuğum gibi falan. Böyle o psikozlardaydım falan. Sonunda bu oldum. Aman dikkat et, bir şey olmasın sana da. Yok Allah korusun. Şöyle bir durum var. Benim annem bana iple çekmedi bir araba almıştı çocukken. Onu hiç unutmam. Onun da annemin de ellerinden öperim. Çok fazla da gidip telli görmüyorum kendisini. Telli araban mıydı? Efendim? Telli araban oldu mu? Telli arabam olmadı hiç. Hep Anadolu'da telli araba yaparlar ya. Teli böyle bükerler falan. Yok ne yazık ki. Benim bisikletim olduğunda
Tekerlekleri yoktur. Jantın üstünde gidiyorduk. Çok güzel, daha güzel. Evet. Sadece biraz süspansiyonda sorun yaşıyorsun. İşte o, o tekerlekleri olmayan jantın üzerinde gittiğin bisiklet seni başarıya götürdü. Başarı hikaye. Ben ya şöyle anlatamam, zaman yetmez. Zaten bir anlatmaya kalktığım zaman program kalmaz ortada. Muhabbet çok yanlış yönlere gider. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Çok sıkmadan. Bir insanın, bir önceki programda da ben bunu anlattım burada. Bir insanın başarısızım ya da ben bunu başaramadım, bu olmadı demesi beni bitirir, yıkar. Ben o insana muhatap olmam. O insanla kahveyi alıp tek kelime konuşmam o kişiyle. Çünkü o kişi benim gözüme bitmiştir o an. Başarısızım diyemez bir insan. Başaramadım diyemez. Yani el ayağı tutmayan insanlar var. Onlar başarabiliyor. Ayakları olmayan hal telci var. Yücel Bey'in başarabiliyor. İsrail parlamentosunun kapısının girişinde Tel Aviv'de buna ne yazıyor dedim. Sordum yanımdaki muhtevi arkadaşıma. Beraber seyahate gitmiştik. Ben Kudüs'e ziyarete giderken o kendi dininden hacı olmaya, ben de Mescid-i Aksa'yı görmeye gittiğimde. Oraya gittiğinizde zaten tüm dinlerde hacı oluyorsunuz. Eski Old City, yani eski şehir, ilk şehir. Ve o eski şehirde parlamentosunda Tel Aviv'de şey yazıyordu. İstiyorsan senindir diye. İstemek önemli. Tabii istemek çok önemli. Yani Museviler bu işi çözmüş. Bir de şunu da söylemek lazım. Bir kişi yapıyorsa bunu ben de yapabilirim diyebilmeli insan. Onu bir kişi yaptıysa eğer o işi herkes yapabilir. Peki. Biraz işit olması lazım. Ruh koymak lazım. Gelecekle ilgili hayalin ne? Ben Yunanların işleyişi, işle alakalı işleyişi çok hoşuma gider. Geçmiş mitolojideki mi? Evet. Yani Yunan mitolojisinde mi? Yani Greg insanların söylentisine göre söyleyeyim. Ya Yunan'a sormuşlar 10 liran olsa ne yaparsın demişler. 9 lirasını reklam 1 lirasını iş yaparım demiş. Onu Yunanlılar değil, Museviler der. Museviler de olabilir. Ben Yunanlılar diye biliyorum. Ben, beni herkes tanıyor İzmir'de. Birkaç şehirde de iş yaptım. Çok önemli reklam. PR çok önemli. Evet. Ben bugüne kadar tüm kazancımı mesela 500'e yakın yanımızdaki arkadaşımızla mesleki olarak çalışıyoruz farklı iş dallarında. Ama şunu, yani mesela şimdi Flash TV'deki Al Sana Haber diye bir program yapıyorum. İşte orada yapmış olduğumuz programlarda 28 kişi falan çalışıyor. Yapmış olduğum her böyle bir şeyde insanların çok para kazanmasını istiyorum. Emeklerini görüyorum. Ama insanlar buradan gelip buradan çıkarsa da o insanla iletişimi koparıyorum. Yani gelecek planlamanızın içerisinde şu olmalı. Zeki insanlar tercih etmelisiniz. Aptal olup vefalı olacağına zeki olup hırsız olmayı tercih etmelisiniz. Neden? Hırsız adamı dengelersiniz çünkü zekidir. Sizi anladığında çalmayacaktır. Ama aptal adam hem vefasızdır hem de sonradan çalacaktır. Sonradan gördüğü için çalacaktır. Aynen. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. Harika bir sohbetti. Çok sağ olun. Efendim bugün Yücel Kocabaş'ta aslında yani karşımda bir mimar bir adamın ruhundaki atmış olduğu o temelin katlarına baktım. Ve inanılmaz bir çatı kurduk sohbetimizle. Teşekkür ederim. Her şey sıcaklık sizin olsun efendim. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için her biriniz hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Siz de çok teşekkür ederim efendim. Sevgiyle.